Evde çocuklar dahil, iyi dinleyin, kimse ayakta yemek yemezdi. Önce eller yıkanır, sofraya birlikte oturulur. Evin en büyüğü başlamadan yemeğe kimse başlamazdı. Büyük anne veya büyük baba yemeğe başlarken herkesin hatırlaması için besmele yüksek sesle çeker, sofradan kalkarken hayırların fethi, şerlerin defi için Fatiha suresi okunurdu. Abi Osmanlı ya, vallahi bile ne kadar acayip bir şey ya. Yani hep inşallah, bunu tabii ki de geçen bir yerde söyledim, burada da söyleyeyim. Yani inşallah cennete girdiğimiz zaman eskiler isteyeceğim Allah'tan ya. Hakikaten isteyeceğim. O sarayda mesela kardeşim, Fatih Sultan Mehmet'te baba takılıyor, düşünsene ya. Babana arar, ıh reis. Öyle baba. Yani sen mi olursun ama kardeşim? Belki hünkârında deriz yani. Ayıp olmasın diye, hünkârım ne haber? Ne güzel, düşünsene abi ya sahneye. Allah Allah, Topkapı Sarayı'ndasın. Fatih Sultan Mehmet'le de plan yapıyorsun. İşte şu lan, şuradan şurayı fethetsek, buradan burayı fethetsek. O sıra sofra kuruluyor. Ya da bir Osmanlı evine gidiyorsun. Bir sofra hazır, o adabı görüyorsun. Acayip bir şey ya. Şimdi çocuklar oturmuş, çorbayı yemiş, bitirmiş. Oradan kalkmış, almış kumandayı, koltuğa geçmiş. Ana bir oturun. Neredesiniz? Biz yedik baba. Oğlum beraber yesek ya. Eskiden, bak Allah biliyor, ben hiç sevmediğim şey, ben hep beraber oturalım benim kardeşim. Burada da yapıyorum, ben burada da yapıyorum arkadaşlara. Burada da sofrada biri gelmez ama çabuk çağırıyorum, bir sofraya gelsin diyorum kardeşim. Bunları yaşatmamız lazım arkadaşlar, biz bunları öldürdük. Sofra adabını öldürdük biz. Yerin dibine soktuk. Yemeğe başlarken ne yapıyorlarmış? Hatırlatma babında. Bismillah. Bismillah denir arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim yok. Bismillah. En kısası. Bismillah fi evvelihi ve ahirahı unutursak. Bismillah'ın büyüsü nedir? Bismillahi ala bereketillah. Bismillahi hayru razıkın. Sonunda elhamdülillahi lezzet amana ve sakana ve cealana minel müslümin. En kısası da budur. En kısası bu. Aslında bir tane yemek duası var. Onu size ben bir ara söyleyeyim. Onun bir dersini yapalım. Bir yemek duası var. O bizim hafızların okuduğundan değil. Mübarekler hatim indiriyor. Bizim bazı hafız arkadaşlar var. Abi diyorum, sofra duası yapar mısın? Oho. Mübarek Yasin okusaydın daha kısa biterdi ya. Yap abi, tam bir şey demedik de. Ya bazen çok ama çok uzatıyorlar. Bir tane yemek duası var. Onu size burada inşallah söyleyeceğim. Diyor ki, yemekten sonra kim bu dua yaparsa onun diyor bütün günahları o anda dökülüyor. Acayip bir dua. Yemek duası. İnşallah onun dersini yapalım. Buradan da hafız kardeşlerimize de bir mesaj yollamış olmalım inşallah. Yemeğin sünnetleri. Hadi bakalım. Yemek yiyenler. En çok sevdiğimiz şey yemek. Yemeden duramayız değil mi? Tabii sen hariç. Senin öyle huyların yok. Yiyip içmeye başlarken besmele çekmek herkese hatırlatmak için yüksek sesle söylenebilir. Ama dedim ki bak, böyle yüksek sesle Bismillah. Bir de alttan opera yap oğlum. Değil mi? Alttan opera. Şimdi geç lan bu işleri. Bismillah. Allah Allah. Ya da ne yaparsın? Bismillah. Bak. Bismillah. Pıs 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 yapma yani. Ondan sonra kedi geliyor. Pıs pıs pıs. Ne oluyor lan? Bismillah. Lan nereden nereye geldik? Yemeğin sonunda elhamdülillah. Yemekten önce ve yemekten sonra el yıkamak. Allah Allah. Abi sünnettir ya. Ha, yemekten önce mesela elleri yıkadın ya. Islak bırak kardeşim. Sağ elle içmek. Kardeşim ben solağım, nasıl yapacağız? Benim tanıdığım çok solak var. Her şeyi mesela yazıyı sol elle yapar, bilmem ne işte. İşte artık tutacağı şeyi sol elle tutar. Bir şey, mesela biz ne yaparız? Bir şey hemen sağ elini kullanan ne yapar? Bir şey yaptığında sağ, hemen eli sağa gider değil mi? Sol el kullanan ne yapar? Hemen sol ele gider. Ama o kadar tanıdığım solak var ki, yani tam böyle solak olduğu halde yemekte taviz yok. Sağ elle yiyor kardeşim. Niye? Sağ el sünnettir. Sol elle kim iyi biçer? Şeytan. Ben zaten diyor şeytanım diyor. Allah'ım ya. Ya bunu söylüyor ya. Hakikaten bunu söylüyor. Ben zaten şeytanım diyor. Ne yapacaksın? Evuzu besmele çekeceksin, gidecek yani. Tabağın kenarından kendi önünden yemek. Günümüzde böyle bir şey kaldı mı? Niye? Herkesin kendi tabağı var. Ben tiksinirim. Karı koca bunu yapıyor ya. Karı koca bunu yapıyor. Abi eskiden nasıldı? Tabaklar vardı. Büyük büyük tabaklar.
Bak elhamdülillah bizim köyde mesela gittiğim zaman çok hoşuma gidiyor. Ortaya koyarlar kardeşim tabakları. Herkes tabaktan yer köy yerlerinde. Hala var bu elhamdülillah. Abi herkesin tabağı. Karı kocalar ya. Karı koca aynı tabaktan yemek yemiyor. Böyle daha iyi. La berekettir de. Berekettir. İki Müslümanın bir tabaktan yemesi şifadır. Berekettir. Ama kalkıp da bunu tabii yabancı namahremle değil. Arkadaşlarını yap. Berekettir be kardeşim ya. Allah Allah. Sağ ayağı dikip sol ayak üzerine oturmak. Yemeğe tuzla başlayıp tuzla bitirmek. Allah Allah. Elle yenilebilir ama üç parmakla. Arkadaşlar burada önemli mevzu konuşan. Şimdi bazen böyle görüyoruz bazı Araplar. Ümit Özden ağzıyla konuşmuyorum ha. Şimdi bazı Araplar mesela böyle pilavı falan böyle avucuyla alıyor. Böyle sıkıyor sanki köfte sıkıyor. Böyle sıkıyor öyle ağzına atıyor. Arkadaşım çatalın bıçağın varsa çatal bıçaklı. Sünnet olan elle yenen şeyleri üç parmak demek. Üç parmaklı. E pilavı nasıl üç parmakla alalım? E çatalla yerken yiyorsun. Çatalla yiyebiliyoruz pilavı. Ben pilavı mesela çatalla yiyorum. Üç parmak ama çatalın varsa çatalla ye. E sünnetle amel edeceğim diyorsan illaki elle koparılabilir. Ya da insanları böyle hani şeyini böyle midesini böyle ters düz etmeyecek şekilde olan şeyleri mesela yiyebilir. Mesela zeytin. Sabah kahvaltısında. Zeytin. Ben sabah kahvaltısında mesela kolay kolay çatal kullanmam. Hani reçel falan harici yani. Zeytin elleri, işte patatesi falan elle yerim. Ne var kardeşim bunda? Elle yerim. Sünnette üç parmakla yiyorum. Peynir mesela varsa elle yerim. Yani elle yenilecek şeyler elle yenir. Üç parmakla. Üç parmak sünnettendir. İki parmak şeytandandır. Ne demek bu? Nefistendir, kibirdendir. Ya git lan bu işlere. Kedi yavrusu. Kardeşim üç parmak ya. Sana hafiyet al demedik. Gerçi bizim bazı arkadaşlar var. İsim vermeyeyim. Hafiyat yapıyorlar. Ortaya pilav koysun böyle kepçeyi kaldırıyor. Tak tak ağzına boşaltıyor mesela. Bazı arkadaşlar var. İsmini vermeyeyim şimdi yani. Bilmiyorum neyse artık. Allah Allah ona selamet versin. Amin. Amin. Ekmekle karpuz yerken ekmeği sağ el alıp sonra ne lan bu? Ekmekle karpuz yerken Arkadaşlar bak karpuzla ekmek yemek. Ya öyle şeyler var ki mesela cevizle ne yemekti? Evet. Cevizle peynir yemek sünnet. Ama diyor hadis-i şerifine geçer. Bunları tek yemek hastalıktır diyor. Üzümle ekmek. Üzümle ekmek yemek sünnettir. Acayip bir şey ha. Bak mesela ben ceviz yediğim zaman ağzımda benim yara çıkıyor. Af çıkıyor bende tabii. O yüzden cevizi tek yememeye çalışıyorum. Ama ne yapıyor Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam? Tak işi biliyor. Kapta kalanı sıyırmak. Mesela efendime söyleyeyim. Sünnetlemek tabiri caizse. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bak Allah Allah ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor. Müminin artığını yemeyi severdi. Başkasının tabağında bir şey kaldığı zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu sünnetliyormuş. Ve seviyormuş bunu. İyi gidi biz ya. Bizim gerçi meslek arkadaşlarım böyle bir problemi yok. Allah razı olsun. Kimin neyi kaldıysa gönder gelsin diyor baba gönder. Ben onu da tek lokma derim. Gömüyor. Sen zaten sen direkt farzlıyorsun. Sen sünnetlemiyorsun. Bir sünnet diyor sen farzlıyorsun komple. Maşallah Allah dostu ya. Elini yıkamadan önce parmaklarındaki yemek harflerini yalamak. Mesela nedir? Sünnet. Sünnet. Bunun başka bir sünnet versiyonu var da söylemeyeyim şimdi. Solcular duymasın. Şimdi yine solcular bana sayıyor. Lan ben solcuyum ama 5 vakit namaz kılıyorum. Neyse. Yemekten sonra dişleri misvak veya kürdanla temizlemek. Arkadaşlar kürdan sünnettir haberiniz olsun. Dişler arasında kürdanla çıkartılan şeyleri yutmamalıdır. Buna da dikkat etmek lazım. Fazla da uzatmayalım inşallah. Evet. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'muruna bil ma'rufi ve tenhevna anil munkar ve tu'minuna bil ma'rufi